Ben de dün çorbasını beğenmedim. Söyledim ona. Çorba hiç beğenecek bir şeysi yoktu. Bir kere çorba hiç onu yani buğdayları, nereye kabul ediyorum? Öbür tarafı hiç kabul etmiyorum. Çiğdi. İnan ki nasıl buğdaylar çiğdi. Nasıl çiğdi? Yani kıtırdı. Hiç de açılmamıştı. Özel şeyinden kabuğuna mı ayrılmalıydı ile böyle? Ya hayır, açılması lazım. Siz keşkekteki gibi mi bekliyorsunuz? Evet, keşkekteki gibi olmaz. Keşkekteki gibi olmaz ama biraz açılması lazım. Hanımefendi de söyledi zaten. Ha, sizin şey demeniz de enteresan. Ben kimse vermez zannediyordum. Onun için verdim. Ben onun için verdim. Ben onun için verdim yani. Ah. Ama karşımdaki vereceğini bilemedim yani. Ama ben vereceğim. Bunu sizden beklemezdim. Yedişer vereceğini beklemezdim. Gerçekten beklemezdim. İnan ki yedişer vereceğinizi bilseydim ben beklemezdim. Beş verirdim. Beş verirdim. Tabii bu köftelerim sıcaktan biraz erimişler. Bu yüzden sıkıntı yaşayabilirim. Uyumadım diyor bu gece. Aa, ya o kadar yani. Aynen. Ya uyudum. Artık gelinden nasıl bir... Yani gelinden... Benim gelinimize bir şey demedi. Gelinimize de o zaman gelinimize de söyleyin, size de sıra gelecek. Gelinime görseniz de öyle demezsiniz o, gelinimi. Ben sizin gelininizi hiç yani, tanımıyorum. Tabii ki göreceğim. Ne dedi gelininiz tam olarak? Nasıl bir cevap verdi yediye karşı? Anne beni yaktın dedi. Anne beni yaktın demiş. Anne beni yaktın demiş gelini. Yani yedi verdin beni yaktın dedi yani. Bakalım karşındaki verecek mi o puanı? Adaletli olacak mı? Bir mutfak kazası diyelim. Peçeteyi bir anda yanlış kullandım. Biz bu durumlara alışık olduğumuz için mutfaklarda mutfak kazaları olabilir böyle. Yani Rasim Hanım siz de mesela hani geliniz yani, yüksek puan aldı. Benim aldığım şey yapamam. Emeği görüyorum burada. Sakın. Emeği göreceğiz ama yani. Rasim Hanım sana da diyorsun. Siz yarıştınız. Gelininiz nasıl çalıştı? Kuş gibi çırpındı. Çırpındı. Evet. Benim gelinim de öyle. Eminim bugün öyledir. Kuş gibi çırpındı. Eminim öyledir. Onun için emeğe saygı. Emeğe saygı. En üzerini sunmak ister o da. Tabii ki. Bütün geliler kuş gibi çırpınıyor. İşte çırpınacak siz de. Şimdi başınıza gelmediği için anlamıyorsunuz. Sadece çırpınacak diyorsunuz ama biz çırpındığını gördük. Çırpındığını gördüğünü size söylüyoruz. Yani bizim gelinlerimiz de yarışacak. Onun için lütfen adalet. Göz ardı etmeyelim. Evet. Lütfen diğer gelinlerimizin de daha bile güzelse eğer Rasim Hanım'ın yeniden yemekleri lütfen diğer yüksek puanlarınızı da kullanın. Yani tabii ki. Bir tek yedileri verdiniz bitti gitti olmasın yani. Haksızlık olur diğer gelinlere. Değerli sıranız diye mi sesiniz çıkıyor? Güzel yemeklere vereceğiz tabii. Kimin sesi çıkmıyor? Şefika Hanım hiç sesi çıkıyor çıkmıyor ya, dedim çıkmayacak. Acaba yarın sırası diye mi hep acaba sesi çıkmıyor? Hep konuşuyoruz, sırası olacak. Karşımda verenlere şaşırdım yani şimdi ben de. Şimdi puanını neye falan şaşırdım? Sormadı mı? Yedi, ver hepimiz yedi olunca ben sen yedi verdim, ben çok eleştirmedim, ben de şaşırdım. Vallahi kimse şaşırdım. Beklemiyormuş, herkes yedi verince şok, eyvah eyvah diyorsun, tutuştular. Çok eleştirdiler. Kim eleştirdi yani? Eleştirine göre vermezler dedim kendimce. Aa öyle mi? Ben hak ettim. Ben eleştirdim de ben olmayana eleştirdim. Olan hiçbir şeyi eleştirmedim. Eleştirdiler gene yedi verdiler. Eleştirdiler yedi verdiler. Ben beğendim yediyi verdim. Vallahi ben eleştirdim yediyi verdim ama. Şefik abi siz hiç eleştirmediniz ben mi? Ben başkası vermez dedim herhalde. Ben vereyim dedim yediyi. Başkası belki vermedi. Ama siz verince hepimiz şok oldum. Ben şok oldum ilk günden. Ben de yediler. Siz şimdi güzel oynamışsınız o zaman. Güzel oynamışlar. Yediğim onlar düşük verecekler demişsiniz. Evet. Ben onlar yediğim verim. Onlar nasıl olsa çünkü düşük verecek. En azından ben göze batmayayım. İlk günden göze batmayayım dediniz. Öyle oldu. Öyle düşünün siz. Hiç de öyle bir şey düşünmedim. Şu an bakalım. Ama sizin konuşmalarınız kısmet onu gösteriyor. Kısmet bakalım. Limonlarımızı şimdi kesiyorum. Şey için, dolmalar için kullanacağım. Yüksek puan vereceksin. Karşındaki bakalım verecek mi? Siz onu bir kişiye niye bağımlı olarak illa Rasim Hanım'dan mı bekliyorsunuz? Bir sürü kayınvalide var burada. Niye ona şehitsiniz? Yani ona verdim o da bana versin olayı değil ki bu. Yemekler güzel. Ben sen bir kişi versin. Yani ki kalbinizi temiz tutarsanız inşallah. Bu olacaktır. Bravo. Hani bu hanımefendi yüksek puan aldı diye değil. Biz daha kaç kişiyiz burada yarışıyoruz? Yeni başladık daha. O bu hiç belli olmaz. Aynen öyle. Hiç belli. Hak eden kazansın inşallah. Aynen. Hak eden kazansın. İnşallah hak eden kazansın. Bunu ben öyle canlılıkla söylüyorum. Sen diyorsun ki sen hazırlıklı geldin, bana düşük puan verdin. Ben seni eğer öyle düşünseydim 4 puan verirdim. 4 puan hiçbir şey yok değil, kabul etmezdim. 6 puanı beğenmiyorsun, bana diyor sen önceden hazırlanmışsın gelmişsin. Öyle hemen gelir gelmez. Olur mu gelir gelmez? Bahane vermeye çalıştım.
Yani ben eğer o niyet olsaydı 4 puan verirdim. 1 puan vermiş olurdum size üçünüzüne. Çok da puan vermedin ki yani. Her şeyi hazır masaya 4-6 puan verdin. Gayet çok güzel puan. Bir puan vermişim inan ki. Hiç de değildi. Sen beğenmiyorsun puanları. Puanını aldın, gittin evine. Bundan sonra uyudun. Daha bitmedi. Nerede bitti mi? Hani rahat bitti mi? Şimdi. Daha bitmedi, yok. Niye bitmedi? Bitti daha. Sana göre bir şey yok artık. Sen kurtuldun. Yok. Aynen. Hayır, bitti diye bir şey yok. Bitti diye bir şey yok. Bitti diye bir şey yok. Çünkü biz yarışıyoruz. Daha ne olacağı hiç belli olmaz. Yarışıyoruz ama sırası biten daha rahatlıyor. Hayır, haftan daha ikinci günde. Daha neler var neler. Evet. Bakın bugünkü yemeğimiz aç. Bakın kadın budu da köfte getirdi, sarma getirdi ve Amerikan salatası hepsini bir tabakta sundu. Dün şok oldum. Bir açtı hepsi yedi. Biri altı verdi. Hepsi yedi. Oyuncu değiliz inan ki. Herkes kendi gelini düşünüyor. Ya sunumlarımı laf ediyorlardı. Onlar da benimkinden. Benimki de ayrı tabaktaydı zaten salatam. Piyaz ayrı tabaktaydı. Tabakta değildi. Sadece bir haydari tabağındaydı onun dışında. Her şey güzeldi. Onu eleştiriyor arkadaşlar. Birkaç haydari nereye koyacaksa. Bakın birbirine girmiş bir şey var mı orada? Neyini beğenmediniz? Sizin önünüze de gelecek şimdi. Neyini beğenmediniz? Eleştirmedim ama farkında mı? Benimkini söyledikleri diye söylüyorum. Sizinkini eleştirmedim. Tabak gayet güzel. Hiç birbirine girmiyor. Şimdi önünüze geldiği zaman siz de göreceksiniz. Hepsi salatası ayrı. Hiç birbirine bulaşmadı. Bu hepsi aynı porsiyon içinde geldi. Mesela biz onu öyle getirmedik. Hepsi zaten... Sizin haydariniz de içindeydi. Kaseye ayrı koysaydım daha güzel. Efendim? Haydariniz de içindeydi. Evet, bu kaseye ayrı koysam daha iyi. Evet, evet. Ayrı olsaydı. Tamam, şöyle alabiliriz. Evet, şöyle alabiliriz. Öyle olmuş. Buyurun, gelenler başlayalım. Bir şey yok. Bakın, hiç birbirine bulaşmış. Efendim? Hazır hayır, hepsini kendim haşladım. Bezelyeyi yazdan buzluğa koyduğum bezelyem. Kendimiz bahçemizden topluyoruz Bolu'da. Dolaba koyuyoruz ve hepsini yani kendim haşladım. Patateslerini, evet, havucunu, her şeyini kendim haşladım. Hazır kendim hiçbir yaptım. Şeyimiz yok. Hepsi elemeğiniz. Sarmalarımın da yaprakları kendi bahçemin, kendi yazını topluyorum. Buzluğa atıyorum ve şu anda burada da onu tattırdım size. Evet, Emine Hanım indirdi maskesini. İlk önce bize gelmişti. Yediniz sanırım. Yedim. Sarman çok hiç pişmemiş, kıtır kıtır. Köften güzel ama yani değişik bir yağ tadı mı aldım desem, yani ağır bir tad aldım köfteden. Yağ tadı mı aldınız? Yani evet, suda kızartmadık, yağda kızarttık, pardon. İçinde, etinde diyorum. Bak bir bekleyin, lafımı bitireyim ondan sonra konuşun. Daha lafımı bitirmeden araya giriyorsunuz hemen. Yani şöyle ben bir şey... Ben ağır bir et tadı aldım. Ha, ekstra bir kuyruk yağı vesaire kullanmadım. Orta, ama az yağlı. Bilmiyorum etinden mi neyse ne ağırlaşmış bir tad aldım. Yani şimdi kıymayı ben kasaptan alıyorum. Hani hayvanı ben kesip kıyma çekmiyorum. Yok, kimse zaten kesip hayvanı i̇şte hemen yemek hani, yapmıyor da. Kasaptan aldığım kıymanın lezzetini bilemem. Ben ekstra i̇şte bir kuyruk yani yağı ağır ve başka aldım. Bir ağır sarmamda hiç şey olmamış. Yaprağı pişmiş ama içi kıtır kıtır. Yani ben kontrol ettiğimde pişmişti. Yo, ve gördüğünüz gibi hani bazıları çatlamış bile hatta. Yani pirinçlerin bayağı şişmiş demek ki. Yok, kıtır kıtır inan ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.